Hanıma lakaplı Güniz Akkuş'tan Sedat Peker'e uyarı, sana prima ve biberon yollayacağım. Sosyal medya, bir kadının korkunç tehditleriyle çalkalanıyordu. Hanıma lakaplı Güniz Akkuş, son dönemde tartışma konusu olan Sedat Peker hakkında ağır sözler sarf etmiş ve Peker'e mühlet vererek karşısına çıkmasını istemişti. Akkuş'un videosu, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük yankı uyandırdı. Peker'in sahte vatan sevdalısı olduğunu iddia eden Akkuş, delikanlı gibi karşıma çık. Yoksa gerçek vatan sevdalıları kardeşim bir gece ansızın senin ziyaretine gelecek, diyerek Peker'i tehdit etmişti. Bu tehditler, akıllara gecenin karanlığından gelen bir ses iyi getirdi. Akkuş'un kim olduğu ve ne amaçla böyle bir tehditte bulunduğu bilinmiyordu. Ancak Akkuş'un sözleri, Peker'i ve çevresini alarma geçirmişti. Peker, Akkuş'un tehditlerine karşılık olarak bir video yayınladı. Peker, Akkuş'a benim seninle hiçbir sorunum yok. Ama senin arkanda kim var, onu merak ediyorum, dedi. Ancak Akkuş'un tehditleri karşılıksız kalmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Akkuş'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Akkuş, emniyetteki ifadesinde Peker'e tehditte bulunduğunu kabul etti. Ancak Akkuş, sözlerini Peker'i uyarmak amacıyla söylediğini iddia etti. Sedat Peker'e 10 gün süre. Güzin Akkuş, Peker'e 10 gün süre tanıyıp bu süre zarfında kaçmasına göz yumduğunu söyleyerek bu 10 günün bitiminde yüzleşeceğini duyurdu. 10 gün dolmadan yüzüne bakmazsa Sedat Peker'in gerçek vatan evlatlar tarafından hesap sorulacağını ilan etti. Konuşmasında Peker'e biberon, emzik, bez ve sarmal şeker göndereceğini belirten Güniz Akkuş konuşmasını İstiklal Marşı'ndan bir kısım ile noktaladı. Hanım A 2 gün sonra yeni bir video yayınladı ve videoda Erdoğan'ın bekçisi "Sen ne oldun?" diyerek Peker'e yüklendi. Erdoğan'ı dilinden düşürmeyen Güniz Akkuş, kolluk kuvvetlerinde silah altına girdiğini söyledi ve Peker'in askerlikten kaçtığına dikkat çekerek devletin ve Erdoğan'ın bekçiliğini kendine nasıl yakıştırdığına ilişkin Peker'e acımasızca saldırdı. Haram lokma yiyen namert, Erdoğan'ın adını ağzına alma diye çıkışan Akkuş, Peker'in küçük yavrulara uyuşturucu ve silah dağıttığını, bu sayede servet sahibi olduğunu ve şantajla da kirli işlerini gördüğünü anlattı. Sedat Peker'in bu vatan için ne yaptığını sorup duran Akkuş, konuşmasında Peker'in vatan için çok tehlikeli olduğunu, gençlerin geleceklerini yok ettiğini, onlara kötülüğü öğrettiğini, kendisine düşmeyen işlere burnunu soktuğunu ifade etti. Peker'i yetim hakkı gasp etmekte suçlayan Akkuş, Peker'i gençlerin hayatını mahveden, onları kandırıp kötü emellerinde harcayan, hiçbir niteliği olmayan ekranda boş laf yapan zavallı olarak tanımladı ve gençleri Peker'in peşine takılmamaları konusunda uyardı. Öte yandan tehditlerle alakalı açıklama yapan Sedat Peker, Güniz Akkuş ve başka isimlerin birileri tarafından kullanıldığını, öldürülüp suçun kendisine atılacağını belirterek savcılıklara çağrıda bulunmuştu. Daha önce polis memuru olan Güniz Akkuş, Yunus Timi ve narkotik şubede görev yaptı. Amirini tehdit ettiği için meslekten ihraç edildi. Günden güne büyüyen bir haraç çetesi kurmasıyla beraber İstanbul'daki birçok eğlence mekanını haraca bağladığı iddia edilen suç örgütü lideri, zaman zaman düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmasıyla gündeme geliyor. İşte Güniz Akkuş biyografisi. Hanıma lakaplı Güniz Akkuş, polislik okulundan mezun olmasının yanı sıra Sigmund Freud Üniversitesi kalite mühendisliği diplomasına sahip olduğu ileri sürülüyor. Zira geçen 2020 yılında koronavirüs ilacı bulduğunu iddia ettiği TT ile de gündeme gelmişti. 15 yaşına kadar ailesiyle Almanya'da yaşanan Güniz Akkuş, tatil için gittiği Antalya'da gördüğü motorlu polis ekipleri, Yunuslara, özenerek polis olmaya karar verdi. Tatil sonrası Almanya'daki ailesinin yayına dönerek polis olabilmek için ailesini ikna ettikten sonra Türkiye'ye geldi ve İzmir'deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olarak polis memuru oldu. 2000 yılında Yunus Timi'nde göreve başlayan Güniz Akkuş, kısa süre sonra Narkotik Şube Müdürlüğü'ne görev aldı. Polis olduktan sonra arkadaşları tarafından hızlı, atak ve başına buyruk biri olarak tanımlanan Güniz Akkuş, tartıştığı amirinin açtırdığı soruşturmanın ardından kilise sürgün edildi.
daha sonra da aynı amirini tehdit ettiği için meslekten ihraç edildi. Hanıma lakaplı Güniz Akkuş, polislikten atıldıktan sonra İstanbul'a gelerek 20 kişilik bir haraç çetesi kurdu. İstanbul'un eğlence mekanlarında kendini organize suçlarla mücadele şube müdürlüğüne görevli emniyet amiri olarak tanıtıp haraç isteyen hanıma, önce Etiler bölgesindeki küçük barları hedef seçti. Zamanla sosyetenin takıldığı ünlü mekanları da haraca bağladığı iddia edildi. Güniz Akkuş son olarak ünlü eğlence merkezi Reyna'yı hedef seçince yakalanmıştı. Haraca bağladığı eğlence mekanlarını basan ve akabinde bir kişiyi yaralamakla yargılanan Güniz Akkuş, 2006 yılında 3 yıl hapis cezası aldı. Hapiste geçirdiği 3 yılın ardından ise 2009 yılında tahliye oldu. 2015 yılında umreye gitti ve tövbe ettiğini söyleyerek kendine yepyeni bir sayfa açtığını ifade etti. Medeni durumu da oldukça merak edilen Güniz Akkuş'un 2012 yılında İspanyol biriyle evlendiği ve 2015 yılında boşandığı yine iddialar arasında. Hanıma'nın sosyal medya paylaşımlarından dövüş sporları ve bilhassa boksla yakından ilgilendiğini görülüyor. Twitter'da fenomen olan hanıma Güniz Akkuş hakim karşısına çıktı. Şoför özel görüntülerimle şantaj yaptı, ifadelerini kullandı. Kasten öldürme, yaralama ve yağma gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen ve geçtiğimiz aylarda tutuklanan hanıma lakaplı Güniz Akkuş'un sosyal medyada birbirlerini ölümle tehdit ettiği belirtilerek yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Sanal alemde cereyan edip, gerçek hayata sirayet eden olaylar zinciri 2020 yılı Mayıs ayında yaşandı. Bir süredir anlaşmazlık yaşayan iki grup sosyal medyada birbirine girdi. Sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları ölüm tehdidi içeren videolar ise emniyetin radarına girdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile içlerinde hanıma lakaplı olarak bilinen, polislikten atılan Güniz Akkuş'un da bulunduğu 4 isme dava açıldı. Savcılık iddianamesinde şüpheliler Güniz Akkuş, Cenk ve kardeşi Zafer Çelik ile Murat Akkuş'un sosyal medyada paylaştığı videolara yer verdi. Videoların toplumda infiale sebebiyet verebileceğinin altını çizdi. Dava kapsamında suç işlemeye tahrik etme, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istenen hanıma lakaplı Güniz Akkuş özel görüntüleri ile şantaja uğradığı için sosyal medyada sesini duyurmaya çalıştığını ileri sürdü. Şoförlüğünü yapan kişi erkek arkadaşımla olan mesaj ve özel görüntüleri alarak başkasına yolladı, dedi. Kendisine şantaj yapıldığını belirterek can güvenliği olmadığını söyledi. Sosyal medya üzerinden birbirlerine savaş açan diğer sanıklar da tehdit edildikleri için sosyal medyadan seslerini duyurmak istediklerini ve suçsuz olduklarını öne sürdü. Yargılamayı yapan mahkeme, söz konusu paylaşımlarda sanıkların hem dava dışı kişilere hem de birbirlerine yönelik söylemlerde bulunduklarını belirtti. Suçun oluşması için söylemlerin halkın belirli büyüklükteki bir kesiminde endişe, korku ile panik yaratabilecek ve suç işlemek için tahrik edebilecek nitelikte paylaşımlar olması gerektiğinin altını çizdi. Tüm bunlar dikkate alındığında yapılan paylaşımların suç işlemeye tahrik etme, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit şartlarını taşımadığını kaydeden mahkeme, aralarında hanıma lakaplı Güniz Akkuş'un da bulunduğu tüm sanıkların beraatına hükmetti.